Little Nightmares 2. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve gözüme hoş geldiği için bir göz attığım, daha sonrasında da aşırı beğendiğim bir oyun. Oyunun grafiklerinden ve oynanışından yola çıkarak çocuk oyunu falan zannetmeyin. Çünkü alakası yok. Bazı yerlerde yerimden zıpladığım bile olduğunu düşünün yani. İlk başta dedim ki kendime, acaba bu oyunu genel yaş kitlesi için yapmış olabilirler mi diye. Ama oynadıkça fark ettim ki bu cidden çocuklara hitap eden bir oyun değilmiş. Bu arada şimdiden bir not düşeyim. İlk oyun zamanında ilgimi çekmemişti. O yüzden ilk oyunu oynamamıştım zamanında. Ama geçen günlerde Little Nightmares 2'yi bitirdikten birkaç gün sonra Little Nightmares 1'i de tek oturuşta oynadım ve bitirdim. Yine de ilk oyunda kıyaslama durumu olmayacak. Çünkü üşeniyorum. Küçük bilgilendirmelerimizi ve ufak tanıtımımızı yaptığımıza göre artık incelemeye geçebiliriz. Bu oyun Until Dawn gibi oyunlara imza atan Supermassive Games ve Little Big Planet adlı oyunun yapımında bulunan Tarsier Studios, umarım adını doğru okumuşumdur. Tarsier Studios adlı iki ayrı firmanın yapımı ile ortaya çıkan bir oyun. Beni tanıyanlar bilir ki, kaç kişi tanıyor aranızdan bilmiyorum. Platform oyunları benim hoşuma giden oyun türünden biridir. Mesela Rayman Legends, bayağı sevdiğim bir oyun olmuştu. Veya Terraria, bu oyunda da aynı şey söz konusu. Yine platform türünde ama aynı zamanda bulmacalar çözmeye çalışıyorsunuz. Bulmacalar aşırı yorucu ve beyin öldüren şeylerden çok daha basit tutulan, insanı yormayan şeylerden oluşuyor. Oyunun sonu hariç. Oyunun sonundaki bulmacalarda baya baya uğraşmış ve en sonunda gidip gameplay videolarından bakmak zorunda kalmıştım. Bulmacaların kolaylığının aksine düşman canavarların, mankenlerin, kuklaların zorlukları baya fazla. Spoiler vermek gibi olmasın ama şu mankenlere ışık tutup kaçmaya çalıştığımız görevde bir hayli zorlandım. Peki sorun neden diye? Oyunun el feneri tutma mekaniği konusunda çok iyi bir iş başaramaması yüzünden. Lan acaba gamepad ile değil de klavye ile oynadığımdan mı daha zor geldi bilmiyorum. Ama aynı yeri 20 kere falan oynamam gerekti bu saçma el feneri olayı yüzünden. Oyunda düşmanlara karşı kullanabileceğimiz çekiç, boru gibi materyaller bulunuyor. Hem düşmanlardan kaçmaya çalışıp hem de bu tarz aksiyonlara girmenin zevki bir ayrı tabii. Yanımızda da ilk oyundan tanıdığımız Six karakteri bulunuyor. İlk oyunu oynamasanız bile bir yerden görmüşsünüzdür zaten o karakteri. Anlaması pek zor değil. Bir de sanırım bu Six denen kızın şerefsizin tek olmasının dışında bir sorun yok. Neyse spoiler vermek istemiyorum. Biz en iyisi normal bir şekilde incelemeye devam edelim. Gelelim bölüm tasarımlarına. Hayatımda görüp görebileceğim en iyi bölüm tasarımlarına sahip oyun diyebilirim sanırım. Abartmıyorum, ciddiyim. Bölüm tasarımları muazzam. Bir platform oyununda en önemli olan şey her şeyden önce bölüm tasarımlarıdır. Özellikle ben gizli gizli gittiğimiz oyunlara bayılırım. Gizlilik bana göre hoş bir türdür. Bu oyun tam olarak gizlilik oyunu değil ama bayağı bir gizlilik öğesi bu barındırıyor içinde. Bazı bölümlerde sürekli aynı şeyleri yapıyoruz aslında ama bu bölüm tasarımları bile onları kapatmaya yetiyor. Sanırım inceleyebileceğim kadarı bu kadar. İnşallah tadında bir inceleme olmuştur. Kısa olsun, öz olsun diyelim. Şimdi puanlama zamanı. Artı yönlerinden bahsedecek olursak, güzel bölüm tasarımları, çözmesi kolay ve zevkli bulmacalar ve oynaması güzel mekanikler. Eksi yönlerine gelirsek. Bazı yerlerde tekrar eden oynanış. Bu çok göze batmıyor ama dikkat ettiğiniz zaman bayağı göze batan bir detay. Kısa süreli oynanış, daha uzun olmasını beklerdim açıkçası. Eksi yönleri bu kadardı. Kısacası, bu oyuna puanım 100 üzerinden 84. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.